Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedâna Allah. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nisa suresindeyiz. Surenin 121. ayetindeyiz. Estaizu billah. Cennete gireceğini Kur'an'da girmeyecekleri ile ilgili bir şey olmadığını yazıyordu ama ben onlara cevap olarak da işte Allah'a eş koşmanın ya da oğlu var diyenler kafir oldu ile ilgili Kur'an'da ayetler olduğunu, yani bir isteyen İsa'nın yani oğlu olarak görmeyen bir isteyen yok herhalde şu an. Yani Allah'a iman eden diye söz ettiğimiz kimse, Allah ne demek? Yegane tek bir ilah demek. Yani. Eğer Allah'ın bir de oğluna iman ediyorsa, Allah'a iman etmiyor zaten. Yani onun imanına en azından biz iman demiyoruz. Yani onun imanı ne Hazreti Nuh'un kabul edeceği. Yani Allah'ın bütün peygamberlerini düşünün. Hepsinin karşısında yüce yaratıcının yanı sıra putları öne süren topluluklar vardı. Ve onlar hep bir olan ilaha çağırdılar. مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرُ. Sizin ondan gayrı ilahınız yok. Bu tür bir iman varsa bu önemli bir şeydir. Yani bir kimse tasavvur ediyoruz, kainatı yegane tek bir kudretin yarattığına iman ediyor. Bu öyle yabana atılacak bir şey değil. Bu önemli bir şey. Benim bundan sonraki tezim şu. Buna iman eden kimse samimi bir kimse demektir. Yüce yaratıcıyı şey yapıyor. Bu kimse ya bunda hakikaten çok iyi samimi ise ve hakikatin peşindeyse, yani yüce yaratıcıyı kabul ettiniz, aklettiniz. Sonra diyorsunuz ki yüce yaratıcı benden ne istiyor? Ateist duası var ya, hani diyor ki ey Tanrı, eğer varsan kurtar beni eğer duyuyorsan. Şimdi içtenlikle bunu söylediği zaman Cenab-ı Hak ona ben varım mı gösteriyor. Ondan sonra o da benden ne istiyorsun diye iletişime geçiyor. O yüzden böyle bir kimse varsa bu o aşamada kalmıyor, kalmamalı, kalmaz. Ve bunu Cenab-ı Hak hidayete erdirir. Çünkü süreç sahipsiz değil. Yani böyle bir şey parçacıkları gibi ortada saçılmış, herkesin kendine bir şey devşirmeye çalıştığı bir ortamda değiliz. Yaratıcının her tarafa tabela koyduğu, çağrıların, davetlerin özenle ses ayarlarının yapıldığı, herkesin içten içe binlerce sensörle kontrol edildiği, milyonlarca belki alıcılarla yoklandığı, değil mi? Böyle inna kunna nestensihu ma, yaptığınız amellerin bile birer kopyasını alıyorduk diye full gözetim altında olan bir yaratık. Bu kişi yüce yaratıcıyı itiraf etti mi bu hakikati? Bu önemli bir şeydir. Ben inanıyorum ki eğer bu samimiyetle, içtenlikle girdi ve Allah'ım benden ne istiyorsun, benden ne istediğini bana göster dediyse, Cenab-ı Hak onu kitabıyla bulaştıracaktır. O ara birede kimsenin kalmayacağına inanıyorum ve onları Allah'ın İslamlaştıracağına inanıyorum. Dolayısıyla da öyle kadük kalmış bir tiple ilgili hükmü, bence bir öyle biri olup olmadığından emin olamadığımız için söyleyeceğimiz o hüküm de anlamsız. Yani İslam'la tanışmadığı halde, İslam veya girmediği halde İslam'a, uzaktan uzağa bir olan Allah'a inansa bir kimsenin ve iyi de kendince iyi ameller davransa ama Hazreti Peygamber'in elçiliğinden uzak, yani İslam'la ve bununla mesafeli dursa,
Ya bu zaten vakaya aykırı. Yani bir insan tek bir ilah inancına erecek ve sonra Kur'an'la mesafeli olacak. Yani Kur'an başından sonuna insanlığa bu gerçeği en güzel ifadeleriyle anlatan ve mesajı bundan ibaret olan bir kitap. Bu adamın nasıl Kur'an'la mesafeli kaldığını ihtimal verebiliriz ki? Bir ayet var hocam, şeydir. Yahudiler ve Hristiyanlardan bazıları İşte onu soruyor. Orada Allah'a iman etmekten söz ediyor. İnnellezîne âmenû. İman etmekten söz ediyor Cenab-ı Hak. Bir Yahudinin bir olan Allah'a iman etmesi demek, her şeyi sadece yani tek bir ilah kontrol ediyor ve biz insanları o yaratmış. Bu gerçeğe ermek demek. Ha, bu gerçeğe eren ister Yahudi, Hristiyan, hangi milletten, hangi kökten olursa olsun, ben diyorum ki bu bir aşamadır. Bu önemli bir aşamadır. Ve bu insan samimiyse, Allah buna hidayet diliyorsa Allah'tan, çünkü onun varlığını itiraf ettikten sonra, bunun gerçeğine erdikten sonra, siz şimdi o gerçeğe, o yüce kudrete diyorsunuz ki bana yolumu göster, bana önümü aç, ben içtenlikle senin benim önümü açıp bana doğru olarak bellettiğin, algılattığın şeyleri tercih edeceğim, yanlış olarak gösterdiklerinden uzak duracağım, yanlış olarak gösterdiğini içten içe yanlış gördüğüm halde dıştan ya aslında bu doğru deyip tersten şey yapmayacağım, samimiyet ihlasımı kaybetmeyeceğim, sen buna tanıksın diye bu sürece girdi mi? Hidayet böyle bir şey, İslam böyle bir şey, teslim oluyor yüce yaratıcıya, kendimi bilgiden uzak tutmayacağım, bu adamı diyorum Cenab-ı Hak orada bırakmaz ve İslam'a getirir. Ha, Cenab-ı Hak İslam'a getirir. Dolayısıyla bizim ara evrede bir böyle yarı varlık, böyle ne oldu, böyle bir şey biz öngörüyoruz, ondan sonra o cennete mi, cehenneme mi, biz bunu tartışıyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak, yani ben de diyorum ki vakaya da aykırı zaten, böyle bir insan tevhide ermiş, yegane tek kudret gerçeğine ermiş bir insan, akletmiş bunu, bu insanın Kur'an'la mesafeli durması hiç olası bir şey değil. Kur'an'ın en vurgulu mesajı bu, çünkü başından sonuna anlattığı şey bu. Ve de Cenab-ı Hakk'ın hidayeti. Dolayısıyla ortalıkta kendi başına herkes bir şey devşirmeye çalışıyor gibi düşünmeyelim. Biz bir şey yapıyorsak, bir şeye yöneliyorsak, bir yön almak, bir yer, Cenab-ı Hak bunu görüyor ve bizim tercihimizin önünü açıyor. Ve bizim yani ulaşmak istediğimiz noktaya وَالَّذ۪ينَ اَهْتَدَوْ زَادَهُمُ اللّٰهُ هُدَى. Hidayete tutunanlara, yani görebildiği, öğrenebildikleri kadar gerçeğe tutunanların Allah hidayetini artırır. Bugün bunlara tutundu, Cenab-ı Hak yarın daha fazlasını, daha fazlasını. Ve o adamı getirir, Kur'an hakikatiyle buluşturur inancındayım. Diyanet mealini okuyalım önce. İşte onların barınağı cehennemdir. اُلَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ cehennem. وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَح۪يسًا. Ondan bir kaçış yolu bulamazlar. Kaçış yolu, mahis için böyle demiş. مَأْوَاهُمْ için barınak demiş. Halbuki bu sığınmak fiilinden türetilmiş bir şey. Barınmak biraz daha farklı bir şey yani. En azından içinde sığınma yok. Sığınmanın içinde tazyik var dışarıda yani. Sığınağa niye gider adam? Gece hiç sığınakta duran adam olur mu? Ama deprem zamanı herkes sığınaktadır. Niye? Çünkü dışarıda onları normal yerden oraya iten bir şey var. Cehennem de onlar için sığınak deyince Cenab-ı Hak anlıyoruz ki yani dışarısı 1000 meter. Oraya cehenneme mecburi istikamet sürülmüşler tazikle. Elmalı Hoca'ya bakalım. Onun orijinal mealinde işte onların varacakları yer. Kez Elmalı Hoca me'vahum için varacakları yer demiş. Cehennemdir. Ve ondan halasa hiçbir çare bulamayacaklardır. Biraz halas olmayı mahisa benzetmiş. Onu kullanmış. Halasa hiçbir çare bulamayacaklar. Kurtulmak üzere. Nasıl Hoca'nın mealine bakalım. Çare bulmak falan, bunlar da ayette açık değil. İşte onların varacakları yer, nasıl Hoca da varacakları yer demiş me'vahum için, cehennemdir. Belki sığınakları cehennemdir demek
Yani yanlış anlaşılır diye belki düşündüler. Şimdi ben bir anlam veremedim. Her ikisinin de varacakları yer demeleri me'vahum için. Yani sığınağa çünkü insan bir müddet girer. Acaba cehenneme sığınacaklar? Yani cehennem iyi bir yer mi ki sığınılıyor oraya falan gibi olumsuz yanlış anlaşılmalar yol açar diye mi acaba varacakları yer dediler hem Nasuh Hoca hem Elmalı Hoca. Ve ondan kaçıp sığınacak bir yerde bulamayacaklardır. E şimdi Nasuh Hoca haklı, aşağıda kaçıp sığınacak yeri kullanacaksa eğer yukarıda bir de oraya sığınak dersen sığınağın sığınağına dönüşüyor. Halbuki mahis sığma değil, mahis bir çare, bir kurtuluş. Çanta Yüce'ye bakalım. İşte onlar, parantez içinde böyle, onların yurt, ulaike için onu kullanmış, onların yurtları cehennemdir. Çanta Yüce me'vahum için yurtları demiş. Cehennemdir. Bu aşağı doğru böyle pansiyon mansiyon giderse oradan kaçacak bir yer de bulamayacaklardır onlar. Kaçacak bir yer ve bulamayacaklardır onlar demiş Çanta Hoca mealinde. Bulaç Hoca onların barınma yerleri cehennemdir. Bu da böyle ikamet yerleri gibi olmuş. Barınma yerleri cehennemdir. Ondan kaçacak bir yer bulamayacaklardır. Girişteki o işte onlar girişi yok şeyde. Yani ulaike hiç olmasaydı ayette işte böyle olurdu. Vahum cehennemu. Onların barınma barınakları veya sığınakları cehennemdir. Yaşar Hoca'ya bakalım. Bunların varacakları yer cehennemdir demiş. Son durak anlamı var herhalde. Yani. Mevada mı? Evet. Yo, ben bildiğim kadarıyla sığınma manası var. Ya son ulaşılacak yer anlamı yok değil mi? Ben öyle bilmiyorum en azından. Belki öyle olabilir yani. Masir mesela son varılacak yer. Masir o da var ayetlerde. Son gidecekleri yer. Masir kelimesi mesela. Bunların varacakları yer cehennemdir. Ve cehennemden kaçıp kurtulacak bir yer bulamazlar. Peki bakalım o kelimeye. Daha önce bakmış mıyız me'vahum kelimesine? Kur'an'da nasıl kullanılıyor? Varılacak yer manasında mı? Me'va diyelim. Me'vahum onun şeyi. Bir muzaffer eklenmiş hali. Yalnız ilk sözlükler var mı? He? İlk eski orijinal sözlükler. Şimdi bütün türevliyle Kur'an'da nelerde var ona bakacağım. Kaç? 36 yerde var. Daha önce Âl-i İmrân suresinde ve me'vâhumun nâr. Bunları geçiyorum, bizdekiyle aynı çünkü. Bize daha farklı fikir verecek yerler var mı? Onların me'vası ateştir diyor bizdeki gibi. O me'vâhu cehennem. Me'vası cehennemdir. Me'vâhu cehennem. Me'vâhum cehennem. Me'vâhum cehennem. Me'vâhun nâr. O me'vâhu cehennem. Şimdi aynı kelime burada fiil olarak kullanmış. وَذْكُرُوا اِذَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ. Hatırlayın ki siz yeryüzünde zayıftınız, azdınız. تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. Korkuyordunuz ki insanlar sizi alıp kaçacak yani. Güçlüler gelecek, yem gibi avlayacak sizi. Azsınız, zayıfsınız. فَاَوَاكُمْ sizi sığındırdı. Yani size bir sığınak yeri, Medine'ye hicreti sanıyorum Cenab-ı Hak ayette konu ediyor. وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ve sizi yardımıyla kuvvetlendirdi. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ve hoş ve güzel şeylerle sizi rızıklandırdı. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Mealci de benim gibi mi anlamış? Hatırlayın ki bir zaman siz yeryüzünde aciz tanınan az bir toplum idiniz. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz da şükredersiniz diye Allah size yer yurt verdi. Me'vahum fe'avakumu öyle demiş. Size yer yurt verdi. Devam edelim. Yani en azından son varılacak yer gibi mana değil. Size yer yurt yani ortalıktaydınız, azdınız, çaresiz, size sığınacak bir yer, bir başınızı sokacak bir yer verdi gibi. Şimdi bakın Enfal suresinde innellezine amenu
iman etmiş olanlar, ve haceru ve hicret etmiş olanlar, ve cehadu ve cihad etmiş olanlar, bi emvalihim ve enfusihim, her türüyle malla da canla da, fi sebilillahi, Allah yolunda. Sonra vellezine avav, ve sığındırmış olanlar, yani kendilerine sığınanları kabul etmiş olanlar, ve nasaru, ve yardım etmiş olanlar, ensar var ya, ulaike ba'duhum. Şimdi ayetin girişinde muhacirleri andı Cenab-ı Hak. Sonra o muhacirleri karşılayıp yer yurt açan, onları sığınak yeri açan ve onlara destek olan ensarı andı. Sonra dedi ki ulaike ba'duhum evliya'u ba'd. Bunlar birbirlerinin dostlarıdır. Devam edelim. Mealci bunu buna bari burada sığınağı kullanmış mı? Cihad edenler ve muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, demiş. Enfal suresinde yine vellezine amenu ve haceru ve cahadu fi sebilillahi vellezine abu ve nasaru. Aynı deminki ayetin bir benzeri, iman etmiş, hicret etmiş ve Allah yolu ve can ve Allah yolunda cihad etmiş olanlar ve onlara işte onları kendilerine sığındırmış olanlar ve onlara destek çıkmış olanlar var ya, hem muhacirleri hem ensarı anıyor ayette. Ulaike humul mu'minuna hakka. İşte onlar gerçek müminlerdir. Burada kullanmış mı acaba sığınmayı? Yine barındıran demiş. Tevbe suresinde me'vahum cehennem, bizdeki aynı. O me'vahum cehennem aynı. Me'vahumun nar. Heh, Hud suresinde bak burada kaçarı yok. Burada barınak diyemez işte mealci. Burada konuşan şeyin oğlu. Hazreti Nuh'un oğlu. Oğlum gel bin de bin deveye şey gemiye dediğinde o diyor ki irkab ma'na ve la takum ma'al kafirin. Bin bizimle birlikte ve kafirlerden olma dediğinde diyor ki kâle se'âvî ilâ cebelin. Dedi ki ben bir dağa sığınacağım. Yâsimunî minel mâ. Beni sudan koruyacak. Beni sudan masum. Sudan. Bu ne daha bu sığınıyor işte sığınmak. Se'âvî ilâ cebelin yâsimunî minel mâ. O babası da diyor ki قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ. Bugün Allah'ın emrinden koruyacak, ona karşı koruyacak hiçbir şey yok. Dağ da seni koruyamaz. O dağa sığınacağım, beni koruyacak dedi. Babası Allah'ın emrinden bugün koruyacak bir şey de yok dedi. Sonra da diyor ki اِلَّا مَنْ رَحِمْ. Rabbimin esirgedikleri hariç. وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ. Onlar bunu konuşurlarken araya bir dalga girdi. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Ve o boğulanlardan oldu. Yani öyle dağa sığınmaya gitmeye, yola çıkmaya falan kalmadan daha su, zemin, ayaklar zemindeyken, çocuk dağa gideceğimi düşünürken öyle bir dalga geldi ki daha oracıkta fekâne minel muğrakîn, boğulanlardan oldu. Bakın burada sığınacağım diyecek. Ve dedi, oğlu beni sudan koruyacak, bir dağa sığınacağım dedi. Aynı fiile burada sığınacağım dedi yani. Bence fiilin asıl anlamı da bu. Hud suresi 43. ayet. Oğlu beni sudan koruyacak, bir dağa sığınacağım dedi Nuh. Bugün Allah'ın emrinden merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur dedi. Aralarına dalga girdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Şimdi burada Hud suresinde var. Yine güzel. Yine sığınmak anlamı açık bunun da. قَالَ لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً. Dedi ki ah size karşı ben bir kuvvetim olsa, اَوْ اَوِي اِلَى رُكْنٍ شَد۪يدٍ. Yahut sağlam bir yere sığınabilsem şu anda. Bunu söyleyen Hazreti Lut aleyhisselam, kapı ardında kapıyı kırmak üzere içerideki onun misafirlerini isteyen, şehvetten gözleri kararmış erkekler Hazreti Nuh'ta kapıyı muhafaza etmeye çalışıyor. Çaresizlikle ah size karşı bir kuvvetim olacaktı yahut sağlam bir yere sığınsam dediği. Evet, Lut keşke benim size karşı koruyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim dedi. Bu da Hud suresi 80. ayet. Hazreti Peygamber bu ayeti okuduktan sonra rivayette diyor ki demiş ki yerhamullahu ahin Lut, Allah Lut kardeşimle rahmet etsin. Rabbi orada en sağlam kale demiş. Yani en sağlam sığınak.
80. ayet böyle. İçinde kısmen eleştiri var gibi değil mi Hazreti Peygamber'in o ifadesinde? Yusuf suresine geldim. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اَوَى اِلَيْهِ اَخَاهُ Yusuf'un yanına girince kardeşini kendisine sığındırdı. Yani bir şekilde yalnız kaldı, onu kendi yanına çekti, aldı kolun altına, dedi ki inni ana ahuke, ben senin kardeşinim. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Bunların yaptığından dolayı üzüntüye veya yese kapılma, üzüntüye düşme, işler yolunda, ben Mısır'ın aziziyim. Yine Yusuf suresinde burada demiş mi sığındırmak, yanına aldı demiş burada. Sonra kendi de فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اَوَى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ Bu sefer Yusuf'a geldiklerinde bu kez anne babası اَوَى اِلَيْهِ kendisine onları sığındırdı, aldı, kol kanat geldi onlara ve onlara dedi ki اُدْخُلُوا مِصْرَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ اَمِنِينَ Mısır'a girin Allah'ın meşiyetiyle, emniyet üzere. İşte Hazreti Yusuf onları alırken böyle demiş ama Cenab-ı Hakk'ın muradı bir zaman sonra o emniyet yine. Demek ki nihayetsiz değil yani. İsrailoğulları Mısır'da bir zaman sonra büyük bir azaba düçar oluyorlar. Çünkü Allah bireylerin tercihlerine göre haklarındaki neticeyi tecelli ettiriyor. Hazreti Yusuf'un duasını mutlak kabul etseydi İsrailoğulları Mısır'da mutlak manada hep emniyette kalmalıydılar. Belki diyebilirsiniz ki o girenler üzerinden duasını yaptı. Bütün nesle şamil değildi. Bilemiyorum. Ra'd suresinde me'vahum cehennem. İsra suresinde me'vahum cehennem. Yine me'vahum cehennem. İz evel fityetu ilel kehfi. Evet, yine sığınmak. Hani gençler mağaraya sığınmışlardı. İz evel fityetu ilel kehfi. Hani gençler mağaraya sığınmışlardı. Fekalu ve demişlerdi ki Rabbena atina min ledunke rahmeten. Rabbimiz bize katından rahmet ver. Ve hayyi' lena min emrina raşada. Ve bize bu işimizde yol göster. Ne yapacağız, ne diyeceğiz? Oraya bunlar geçici olarak yani. Kaçtılar, sığındılar ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hem mağaraya sığınmışlar hem de Rabbimiz bize rahmet et ve bize bu işimizde bir çıkar yol göster demişler. Cenab-ı Hak da onlara siz uyuyun bakayım diyor. Çıkar yol burada. Ve onların dualarını da bize anıyor. Kehf suresi 10. ayet. Yani Kehf suresindeki anlatımın en şey olduğu noktalar buralar. Artık kaçtılar şeyden ve mağaraya sığındılar. Bakalım burada mütercim ne diyecek? O yiğit gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize tarafından rahmet ver ve bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi. He, hazırla, bak onu görmedim. Ve hayyi' lena min emrina raşada. Bize bu işimizden bir çıkış yolu hazırla. Yani biz tabii bir taraftan biz sığınıyoruz, sen de bizim çıkışımızı nasıl yapacağız, ne edeceğiz diye dua etmişler. Burada da sığınmak ve mealci de doğrudan sığınmak demiş zaten. وَاِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ Hani onlardan siz ayrışmıştınız. Çünkü onlarla iç içeydiler. Yine gençler konusu. Ashab-ı Kehf yani. Hani onlardan siz ayrışmıştınız. Bunu Cenab-ı Hak çok önemsiyor ve Hazreti İbrahim'den bize bunu örnek veriyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ Sizin için İbrahim ve onun etrafındaki müminler de bir örnek var. Hani onlar demişlerdi ki müşriklere, biz sizden ve sizin taptıklarınızdan beriyiz. Biz sizden ayrı farklılığımızı ilan ediyoruz. Asla size katkı vermiyoruz. Asla müsamaha ile karşılanmıyoruz. Asla tolere etmiyoruz Allah'tan gayrı taptıklarınızı. Bu i'tizal, bu ayrışma. Çünkü aynı fotoğrafta bulunursan, gönüllü gönülsüz kareyi verirsen o şeyi, sen de o esnadaki fotoğraftaki her şeyden sonra savcı çağırır sorar yani. Burada masada içilen şeyden, oradaki krokiden, burada ne işin vardı, niye orada duruyordun gibi. Dolayısıyla i'tizal, ayrışma, ben protesto, ben bu tapınma biçiminden, bu yaklaşımdan, bu başkalarını ilah edinmekten, bu birilerini Allah'ın yanı sıra çağıra durmaktan, çağırıp duruşunuzdan beriyim. Bunlara asla tolere etmiyorum. Bunları yaptıkça ben size itiraz ederim.
diye Hazreti İbrahim ve etrafındaki müminler böyle yapmışlar. Ve Allah bize işte size örnek diyor, Hazreti İbrahim'i veriyor. Bu itizali Ashab-ı Kehf'te de görüyoruz. Onlar da اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ, hani ayaklandılar ve dediler ki bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَٰهَ, ondan gayrı bir ilahı çağırmayacağız. لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَٰهَ لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَتَطَى, eğer öyle bir şey yaparsak, birini çağırırsak Allah'tan gayrı, biz korkunç, ağır, yanlış bir şey söylemiş oluruz. Bu itizalde bulundular. Onlardan وَمَا يَعْبُدُونَ, ve taptıklarından, illallah, Allah'tan gayrı ayrı taptıklarından, Allah onlara فَأُوا اِلَى الْكَهْفِ, mağaraya sığının diye ilham etti. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ, Rabbiniz size kendi rahmetinden şimdi yayacak. Onlar bu pozisyonlarını almışlar, çuvallarını yırtmışlar. Allah da onlara tamam, şimdi benim size rahmetimi yayma zamanım geldi. Siz bunu göze aldınız, işkenceleri, hatta öldürülmeyi, yani o günkü despot yönetimde siz ilah diye kendisini sunan adama hadi oradan diyorsunuz. Bunu göze almışlar. Allah da diyor ki mağaraya sığının, yol gösteriyor onlara. Mağaranın önünü açıyor, mağaraya gönderiyor onları. Akıllarına mağarayı düşürüyor. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ, Rabbiniz size rahmetinden şimdi yaysın. Versin değil, damlatsın değil, yaysın. Öyle bir yayma ki bu Kur'an-ı Kerim'e konu olmuşlar. Kur'an'da sure içerisinde sure olmuşlar Kur'an'da. Satır satır, ayet ayet Allah onları anlatmış. Ve ümmet bunu okuyor. Nice insanlar onların hatırasını yad ediyor ve onların bu kıyamını yad ediyor. Allah'ın ne biçim bir rahmeti bu? Kehf suresi 16. ayet. Yine sığınmak ve قَالَ اَرَأَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى السَّحْرَ, artık çok, yani çok örnekleri geldi. Hz. Musa ve yanındaki uşağıyla birlikte onlar, Hz. Musa soruyor, nerede bizim balık? O da diyor ki eyvah, balık yok. Ondan sonra diyor ki hani bir kayanın yanına sığınmıştık ya, İşte ben orada şeyi unuttum, yani balığı unuttum. Balık da atlamış suya, alıp yolunu gitmiş diye mazeretini sunuyor. Halbuki Hazreti Musa ona demişti ki bak balığa iyi sahip ol. Çünkü biz balığı kaybettiğimiz yerde bulacakmışız adamı. Allah'ın onlara öğrettiği şey kılavuz o. Balığı nerede kaybederseniz o ilim sahibi, katımızdan ilim verdiğimiz kulu da orada bulacaksınız diye. Bunlar bayağı balığı kaybettikten sonra epey de bir yol almışlar. Hazreti Musa sorunca diyor ki o balık diyor ta o kayanın orada kaldı. Sonra geri dönüyorlar. Burada da eminim sığınmak demiştir. Genç adam gördün mü dedi, kayaya sığındığımız sırada balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. O şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti diyor. Yine sığınmak açık. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا اِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ, buna barınma demiştir, yerleştirme demiştir. Meryem oğlunu ve annesini de kudretimize bir alamet kıldık. Onları yerleşmeye elverişli, suyu bulunan bir tepeye yerleştirdik. Halbuki ayette Cenab-ı Hak aynı fiili kullanıyor ve onları oraya sığındırdık diyor. مَأْوَاهُمُ النَّارِ مَأْوَاكُمُ النَّارِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى, bir de me'va cennetleri var. اَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, iman etmiş ve salih ameller işlemiş olanlar için. فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى, me'va cennetleri. نُزُلًا, inme yeri olarak, bir mekan veya karşılık olarak veya hazırlanmış bir şölen olarak, yani yapılmış hazırlığa da aynı isim veriliyor. بِمَا مَكَانُوا يَعْمَلُونَ, yapıp ettiklerine karşılık. Bu da bir düşünceyi hak eden bir şey yani. Niye Allah o cennetlere, yani cennetlerden bir kısım cennetlere cennetul me'va demiş? Bilmiyorum. Secde suresinde وَأَمَّا الَّذ۪ينَ فَسَقُوا, fasıklık etmiş olanlar, مَأْوَاهُمُ النَّارِ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ, Hazreti Peygamber'e yönelik bir ifade. Onlardan dilediğini geri bırakırsın eşlerinden. وَتُعْو۪ي اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ, dilediğini yanına alırsın, yanına sığındırırsın diye Allah Hazreti Peygamber'e eşlerinden dilediğiyle devam etmesini, dilediğini geride bırakmasını, istediğiyle beraber olması imkanını sundu.
O da bu ayette yine aynı fiille geçmiş. Me'vâkumun nâr indaha cennetul me'vâ. İşte orada me'vâ cenneti vardır. Me'vâkumun nâr me'vâhum cehennem ve fasîletihi lletî tu'vîh. Kendisine sığınma imkanı sağlayan kendi akrabası. Fe'innel cehîme hiyel me'vâ fe'innel cennete hiyel me'vâ. Bak burada da cennet için aynı şeyi kullandı. İkisi de Nâziât suresinde yanılmıyorsam. Evet. فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَأْوَى. Onlar için cehimdir me'va, sığınak. Öteki ayette فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Onlar için cennettir me'va. Zaman cehennemdeki bizim cennet, cehennem için düşündüğümüz o düşünce biraz yara alıyor bence. Yani dışarıdan yoğun bir şeyle tazik ile bula bula cennete ancak sığındılar. Şey, o yüzden Allah cehenneme sığınırlar. O yüzden Allah cehenneme me'va diyor, sığınak. Onu orada öyle düş. Ama şimdi cennete sıra gelince cennette me'va dersek şöyle olabilir mi? Yani cennetin dışı azap olmasa da, arkalarından bunları sürükleyen bir azap olmasa da cennete doğru, yani cennetin dışı cennetin içine, yani cennete gidecekler açısından bir azap yeri gibi, yani sıkıntı gibi. Dolayısıyla bir halas oldular ki bu dünyadan, bu sınavdan, bu imtihandan cennete attılar kendilerini ve içeri girince selamun aleykum tıbtum halidin ifadesiyle korkuları zahil oldu. Mağaraya sığınmaları mı? Ama mağaraya sığınırken arkalarında Dakyanus var ve onun askerleri var. Yani orada onları mağaraya sığınmak hususunda sürükleyen tabi tazik var. Cennete gidenler için arkalarında belki bir tazik yok ama böyle, içlerinde böyle bir tazik olabilir. Yani çünkü Hazreti Adem'den bu yana çıktıkları o yurttan bir sürü meşakkatli evrelerden geçtiler. Biraz düşünürse sanki cennet de me'vayı hak eder bir tarafı var gibi yani. Yabani hayvan horoz köpekler denize girdi, peygamber zannederse denizin ortasından sonra kurtardı. Yani öyle sıkıştı ki kendisini denize attı. Yani öyle bir şey. Ama o işte o örneğiniz cehennemkine benziyor. Anladım. Cehenneme sığınak demeyi böyle tahayyül edebiliyorum. Ama bak ayette فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. İyi kimselerden de söz edince Allah, onlar için de cennettir me'va, sığınacakları yer. Şimdi arkalarında bunları da cennete süren bir tazik olmaz. Bunlar ayet فَاُلَى mukramun diyor. Yani onlar iyi karşılanacak, saygı görecek. Yok ki orada değil mi? Arkada da. Yani normal bir sığınma şeyinde de illa arkada bir tazik olması gerekmiyor. Ama süreci daha geniş düşünürseniz, dünya yaşamı, yani dünyadaki sıkıntılar, yani buradan bu, buradan yani bir de dünyaya oradan gelme var. Geliş, buradaki sıkıntılar, kafadaki o büyük sıkıntı, ne olacak şeyi. Yani bir insan oraya bir kendimi atayım da oh bir diyeyim diyeceği bir olağanüstü sıkıntılı bir süreç var. Müminler açısından da öyle. O yüzden melekleri hep şey görüyoruz, teselli, teskin ederken, daha girerken bile selamun aleykum, tıbtum, yani size esenlik olsun, hoş, iyi bir yaşam çıkardınız, fethuluha halidin, sonsuz olarak, sonsuz kalmak üzere girin buraya. Yani bu garantiyle oh be diyecekleri işte, yani ne bileyim, oraya girmeden, hakikaten o girişi gerçekleştirmeden insanın bu süreci tamamlanmıyor. Dolayısıyla da oraya bir kapak atsa diye, oraya bir kendimi o bakımdan düşünürseniz biraz me'vayı cennet hak ediyor gibi yani müminlerin. Dünya müminin zindanı. Sadece dünya değil, kabir de öyledir. Kabir sonrası evreler de öyledir. Yani buralarda hiçbir zaman korkudan emin olmuyor mümin. Ta ki Cenab-ı Hakk'ın hakkı ile tuhulil cenne. Dendi ki gir cennete. قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ dedi, ah keşke kavmim bilse بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. O nida ile içeri alındıktan sonra işte mümin o çok riskli, çok meşakkatli,
çok inişli çıkışlı, dünya yaşamı, dünyaya geliş, bir sürü olağanüstü ve sonsuz hüsrana dönüşebilecek tehlikeleri barındıran bir yolculuktan geliyor. Ve bu yolculuktan emin olacağı ve bu yolculuktaki tehlikelerin bittiği, emniyete ereceği, Allah'ın adına selam yurdu dediği bir yer. Vallahu yed'u ila daris selam. Esenlik yurdu dediği bir yer. Oraya bir burnunu sokup bir şey atmak için can atıyor. Dışarısına nazaran orası elbette ki bence bir sığınak. Yani onun da فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى demiş ayette Cenab-ı Hak. اَلَمْ يَجِدْكَ يَت۪يمًا فَاَوَى seni yetim bulup da sığındırmadı mı? Diye Duha suresinde var. Ve bu da son bu fiilin geçtiği ayet Kur'an-ı Kerim'de. Kırk halleriyle bu saatinde. Evet. Bütün türevleriyle yani fiil bütün şeyleriyle. Yani bunun dışında artık hiç kalmayacak şekilde. 16 değişik hal varmış bu kelimenin. Bazılar tekrarlanmış. Aynı halde iki kere geçmiş mesela. Bu bütün tekrarlar falan hepsi var şu anda. Hepsini gördük yani. Tek tek göster. Şimdi ayete geri dönüyorum. Meallerini okuyorduk ayetin. Bunlar hep barınak falan deyince işte onların Yaşar Nuri mi? Yaşar Nuri Hoca'yı mı okuyorduk? Bunların varacakları yer, cehennem. Varacakları yer. Masir gibi olmuş. Ve cehennemden kaçıp kurtulacak bir yer bulamazlar. Ateş Hoca'ya bakalım. İşte onların varacağı yer cehennemdir. Asla ondan kaçmak imkanı bulamazlar. Suat Hoca'ya bakalım. İşte öylelerinin varacakları yer. Hep söz birliği etmişler sanki. Cehennemdir. Ve oradan kurtuluş için hiçbir çare bulamazlar. Yusuf Ali'ye bakalım. They, his dupes, yani onun evliyaları, onun adamları, şeytanın etrafındakiler will have their dwelling in hell. Onlar yerleşkeleri, onların yerleşkeleri cehennem olacaktır. Oraya yerleşecekler. O da yine varacakları yer anlamında kullanmış. Yusuf Ali, and from it they will find no way of escape. Onlar oradan bir kaçış yolu bulamayacaklar diyor Yusuf Ali mealinde. Piktale bakalım. For such böyleleri için their habitation, onların yurtları will be hell. Ateş olacaktır. Bu da habitation demiş. Yurt, and they will find no refuge therefrom. Ve onlar oradan bir sığınak bulamayacaklardır. Ayette sığınak var. Girişte oradaki meale sığınak olarak yansımamış. Ayetin sonunda mahis var. Kurtuluş. O bu kez sığınak olarak meallendirilmiş. Şakir mealine bakalım. These are they whose abode is hell. İşte bunlar onların yerleşkesi cehennemdir. And they shall not find any refuge from it. Ve onlar oradan bir sığınak bulamayacaklardır. Piktal için söylediklerimiz Şakir için de geçerli. İlginç, hiçbirinde bulamadık bu ayette bizim düşündüğümüz ifadeyi yazacak, yazmış herhangi bir mealci. En azından bizim baktıklarımızda. Şimdi meal dosyasına sıra geldi. Meal dosyasına geçelim. Dördüncü sure. 121. ayet. Ayeti alalım buradan. Ulaika. İşte onlar. Ma'vahum cehennemu. Onların sığınağı cehennemdir. Ve la yeciduna anha mahisa. Ve oradan değil de ondan bir, yani Allah cehennemi sadece yer gibi tanıtmıyor da bir kişilik veriyor ona.
sanki onları yakalamış, kavramış, elinden kurtulamamak gibi. Ondan kurtulamazlar, cehennemden kurtulamazlar. Ve ondan bir kurtuluş, kurtuluş. Kaldı ki başka ayetleri de görüyoruz, cehennem tam böyle konuşuyor. Şans, yani. Biz böyle kişileştirme falan diyoruz, belki de günaha giriyoruz. Yani tam da Cenab-ı Hak onu canlı yaratmış ve aynen Cenab-ı Hak ile o mükalemeler aynen vaki. Yani öyle kişileştirme konuşturuyor falan değil de o mene kulu li cehenneme hel imtela'ti, bir gün o gün biz cehenneme deriz. Doldun mu? O takulu hel min mezid, der ki var mı daha fazla? Yer var yani. Ama konuşmayı cehenneme yapıyor da cennet için. Yani görmedim, yok cennete işte nasılsın, gelenlerden memnunum falan böyle konuşturduğun gibi. Ama cennetteki yaşamın da ve cennettekilerin de kişilerle doğrudan etkileşimli, yani sanki canlı varlıklar gibi. Mesela meyve diyelim ki, mahsuller diyor uzanıyor denen. Kutufuha daniye. Almak istiyor meyveden, hemen uzanıyor, dal size uzanıyor ve siz daldakini tutuyorsunuz yani. Elinizi yukarılara kaldırmaya dal sizin istediğinizi, dal canlı yani, sizinle tepkimeye giriyor. Belki evler öyle, aynanız öyle, kapınız öyle, canlı. Bir ağaç düşünün, ağacı Cenab-ı Hak ev gibi canlı bir varlık olarak inşa etmiş. Öyle de olabilir yani. Cennet, cehennem böyle canlı bir varlıksa konuşkan, cennet de böyle konuşkan ve cennettekiler de tabii onun gövdesi içi gibi. Düşünülebilir. En doğrusunu Allah bilir, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Elbette ki bizim hayallerimizi, ufkumuzu, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Hiçbir nefis onlar için hangi göz aydınlığını hazırladığımızı, sakladığımızı bilemez diyor Cenab-ı Hak. Hazreti Peygamber de hadisinde فَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى بَالِ اَحَدْ. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir hafsalaya düşmemiş, hiçbir hafızaya, hiçbir hatıra düşmemiş bir hazırlık bu. Dolayısıyla bizim tasavvurlarımız yaya kalır, hiç ilgisiz kalır Cenab-ı Hak. Biz tasavvur edebiliyorsak bir şeyler, bilin ki o ondan öte bir şeydir. Öyle olsa abi, gerek. Olmazdı. Çünkü bizim tasavvurumuzun dışında kalacağını yüce yaratıcı söylüyor. Ve ondan bir kurtuluş. Güzel, yani cehennem ayetini işlerken cennetten konu açılması iyi bir şey. İşte onlar, onların sığınağı cehennemdir ve ondan bir kurtuluş bulamazlar. Aslında ayette bulmazlar biçiminde duruyor ayetin ifadesi. Ama bulmazlar bizde şey anlaşılıyor. Yani var çıkış yolu da ama bunlar lütfedip gidip kapı aramıyorlar gibi. Arapçadaki söyleniş biçimi böyle. Yani bugünkü Arapçada da böyle. Çocuk kütüphaneye gidip kitabı bulamayınca geldiğinde lem ecidil kitabe diyor. Veya ma vecedtuhu diyor. Yani kitabı bulmadım. Demiyor ki lem astati en ecidel kitabe. Bizim Türkçedeki gibi ben kitabı bulmaya güç yetiremedim gibi güç yetirebilmeye eklemiyor. O ben kitabı bulmadım deyince bulamadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla biz de anlaşılana herhalde önem vermeliyiz. Çünkü bu dilde, şimdi burada bulmazlar dersek büsbütün ayetin yani kaynak metinden kopuk kimseyi yanıltmış oluruz gibi geliyor. Peki isteyerek mi bulup istemeyerek mi? Yani bu ayetten anlaşılıyor ki delik deşik ediyorlar, her yola başvuruyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, her şey yapıyorlar ama yani böyle bir çıkış yok, böyle bir kapı yok. Bulamıyorlar tabii. Örnek verince kütüphaneden kitap bulmadın diyor ya. Evet. Uğraştım bulamadım anlamında söylüyor onu. Tabii. Yoksa tokat diğer öğretmen diyecek, bulaydın niye bulmadın yani? Yani bulmamak nasıl ifade ediliyor? Farklı bir yapısı var mı? Yani bulmadım. Ya öyle bir şey olmuyor Araplarda. Her yer dedi ki öyle bir şey olmuyor onlarda. Olay bizi nereden ihtiyaç olmuşsa. Öyle bir şey olacaksa tefsir ediyor. Ben gittim ama hiç bakmadan geldim yani, kitabı da aynı şekilde söylüyor. Niyeti saklı kalıyor kendine tabii ki yani.
Bu, hoca da geliyor diyor ki bulmamışmış. Aramamış ki diyor yani. Sorun yaşanmıyor orada. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullah el-azîme li ve lekum ve lisâiril mu'minîn. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ve akhtâ'nâ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.